Herkese merhabalar, ben Onur Alpaydın. Bugün Tek Yurt Saldırı'dan yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Şimdi ilk başta hemen şuradan bakalım, ordu kanımızda ne var? 30 tane atıcı var. Bu yeni askerlerden biliyorsunuz. Ek olarak da klan karemin içerisinde de atıcı olmasını umuyordum. Fakat bir arkadaş başka bir şey atmış. Dilerseniz şu iki tanesini kaldıralım ve zehir büyüsünü tekrar kullanırız diye dokunmayalım. Buna da ek olarak hemen şuradaki dilerseniz şeye bakalım. Büyü fabrikama bakayım. Ben hiçbir seferinde büyü fabrikamı tam olarak yerinde bulamıyorum. Şunun artık bir yerini ezberlemem gerek. Hemen dilersen önce şunları bir toplayayım. Sonra da büyü fabrikamın yerine tekrar bir bakayım. Tam olarak şurada. Burada da ne var? İki tane hızlandırma var, iki tane öfke var, iki tane dondurma var. Bir tane de deprem büyüm var. Ve şöyle güzel bir köy bulalım. Daha önce hiç kullanmadım atıcıyı. Dolayısıyla tamamen şans eseri bir saldırı olacak. Biliyorsunuz atıcı ne yapıyor? Dışarıya duvarların üzerinden sektirerekten binaları vurabilen bir asker. Bu da demek oluyor ki biz de binaların üstünden atacağı için ya da işte duvarların üstünden atacağı için duvarlı bir yer seçebiliriz bunun gibi. Neye atıyor? Defansları atıyor. Bu da demek oluyor ki daha sonradan defansları temizledikten sonra diğer binaları temizleyecek başka bir şeylere de ihtiyacımız var. Sadece defansları mı? Tam emin değilim. Onu şimdi tekrar bir tatbik edeceğiz. Göreceğiz. Şöyle duvarları yüksek bir şeyler bakıyorum ama aynı zamanda çok da rahat ölmeyelim. Çünkü daha yeni açtığım için birinci seviye. Dolayısıyla çok da fazla ömrü olmayacaktır diye düşünüyorum askerlerin. Fakat çok ilginç bir konsepte sahip bir asker olduğunu ve gelecekte birçok şeyi çok fazla değiştireceğine eminim. Onu da bilahare söyleyeyim. Bu arada cehennem kulelerinin hepsini neredeyse bu aralar 4. seviyeye görüyorum. Benim de artık yavaştan 4. seviyeye basmam gerektiğini biliyorum. O yüzden de şu 7.39 milyon şeyi altını buradan dolayı görüyorsunuz. Şu an 10 milyona doğru gidiyoruz. Bakalım, umarım ben de şu 2 tane cehennem kulesini de hızlı bir şekilde 10. seviyeye doğru basarım ama 10 milyon altın istiyor. İşin de kötü kısmı o. İşin gücün yoksa bu 10 milyonu biriktir. Derken güzel bir köyü bulduk gibi gözüküyor. Zıplama büyüm yok. Bu yüzden belki bir sıkıntı yaşarım diye düşünüyorum. Şu sol taraftan saldırmayı deneyeceğim. Şu şekilde bir bırakalım diyorum. Ve şuralara da birer tane öfke basalım. Arkasından biraz daha atalım. Sonra da bu arada bayağı güzel iş yapıyorlar. Arkadan diğerlerini gönderelim. Bakın buradaki sıkıntı şu an ne oldu? İçeriye doğru giremiyorlar ne yazık ki. Ana sıkıntı bu oldu. Hemen arkasından bizim diğer çocukları gönderelim o zaman. Ama iki duvarın üstünden de ateş edebiliyorlar gördüğünüz gibi. Şu yolu açtığımız için hemen bir hızlandırma büyüsü patlatabiliriz. İlk dondurmayı şuraya ve ikinci dondurmayı şuraya atalım. Aynı zamanda bir tane de şey atarız buraya. Zehir büyüsü. Hala birkaç tane yaşayan var. Çok fazla iş görmüyor olsalar da. Bakın mesela bizim çocuklar. Bayağı bir iş yapıyorlar. Dilerseniz ikinci hızlandırmayı da şuraya koyalım. Ve arkasından bizim barbarı atalım. Ama başka bir şeyimiz de kalmadı. Okçu kraliçeyi de basalım. Yine de güzel iş yaptılar. İlginç bir asker türüymüş. Ama tabii ki tek başına da pek bir işi yaramıyorlar. O da ayrı bir konu. Şu taktik avcı ağır uçağın silahını öldürürsem rahatlayacağım ama herhalde onu da alamayacağız gibi gözüküyor. Alamadık. Evet. İlginç bir asker ama işe yarıyor. Dilerseniz bir şeyini tekrarını izleyelim. Hemen şuradan saldırı günlüğüne bakalım ve şu tekrarı bir izleyelim. İlginç bir asker olduğunu tekrarlıyorum. Oyunda bayağı bir şey değiştirecek. Bu arada her şeye ateş ediyormuş. Onu da görmüş olduk. İlkini atıyor, üstünden diğerlerini de vuruyor. Yani iki tane binayı bu şekilde vurabiliyor. İlk duvar bittikten sonra ne oldu? Bakın dibine geldi. Ve buradan bir tanesini attıktan sonra içeriye de attılar. Ama İkinci binaya şuraya yetişebilecek kadar yakın bir şey olmadığında diğer binalara doğru gitti. Dolayısıyla örnek vereyim, buradaki altın madenine vurmak için burada ulaşabileceği bir tane daha hedef arıyor anladığım kadarıyla. Yukarı aşağı gittiğinde de toplu hasarlarla birlikte güzel bir şekilde öldü ama bakın burada duvara da vuruyor mesela. Duvara vurduktan sonra diğer duvara vurması da işin cabasıymış, onu da yeni görmüş oldum. Güzel bir asker. Gerçekten de iş yapacak gibi gözüküyor. Duvarları kırması da ayrıca bir güzellik. Onu da söyleyebilirim. Genel olarak benimle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Dinim ibaret. Aşağıdan bundan beğenme de beğenme düğmelerini tıklayın. Sizce bu asker gelecekte ne kadar iş yapar? Bunu da ayrı bir şekilde size soruyorum. Aşağıdaki şeride tıklarsanız da kanala abone olursunuz. Bu şekilde yeni videolardan haberdar olursunuz. Son olarak da facebook.com/TurkishClash of Clans bizim sayfamız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.